İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İngiliz basınına verdiği röportajda çok dikkat çeken ifadeler kullandı. 3. Dünya Savaşı riskinin her geçen gün arttığını savundu. İngiliz ordusuna binlerce robot alabileceklerini söyledi. İşte öne çıkan o açıklamalar. Lead to an escalation, which means that more people perhaps get involved, more weaponry gets involved, and before you can contain it, it leads to the sides ending up in a full-blown war. Dünyanın dört bir yanında patlak veren sorunlara dikkat çekti. Yanlış hesaplamalar 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir mesajını verdi. Before both world wars, I think it was unarguable that there was escalation that led to the miscalculation which ultimately led to war at a scale we would hopefully never see again. So are you saying that's a real threat, that there could be another world war? I'm saying it's a risk, and I think we need to be conscious of those risks. And that's why remembrance matters. İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İngiliz Sky News kanalına konuştu. Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik kriz, dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa ortamının 3. Dünya Savaşı'nın çıkma riskini artırdığını söyledi. Carter aynı röportajda dikkat çeken bir bilgi de paylaştı. Birleşik Krallık'ın 5 yıllık savunma planının merkezine robot savaşına yapılan yatırımı koyduklarını ve 2030'larda İngiliz ordusuna 30 bin robot askerin katılabileceğini ve cephede birlikte çalışabileceklerini söyledi. I suspect we could have an army of 120,000, of which 30,000 might be robots, who knows? Carter robot askerlerin etkilerinin ölçülmesinin gerektiğinin altını çizdi. Robotların insan kaybını önlemede mantıklı görünse de uzun vadede geri dönülmesi zor durumlara sebep olabileceğini savundu.